Kanalımıza hoş geldiniz sevgili gençler. Din kültürü 5. sınıf yazılı sorularıyla karşınızdayız. 2. dönem 2. yazılı sorular yeni müfredatla uyumlu arkadaşlar. Çok güzel hazırlanmış bir sınav. Hiç vakit kaybetmeyelim. Başlayalım sevgili gençler. Bu arada e, videolar kısmında 5. sınıfların tüm derslerine ait yazılı videoları var arkadaşlar. Videolar kısmına gittiğiniz zaman tıklayıp bütün videoları izleyebilirsiniz. Her dersin mutlaka yazılı videosunu göreceksiniz. Birinci soru. Bir yandan daha hayırlı olan ve Kur'an'ın indirildiği gece aşağıdakilerden hangisidir? Evet bin aydan daha hayırlı ay hangisidir arkadaşlar? Ve Kur'an'ın indirildiği gece biz buna Miraç gecesi mi deriz? Mevlid kandili mi? Beraat gecesi mi yoksa Kadir gecesi mi deriz? Tabii ki hepiniz hemen cevaplayacağınıza eminim. Doğru cevabımız ne olacak? Kadir gecesi olacak. İkinci sorumuz bakalım. Yukarıdaki iftar duasında boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir diyor arkadaşlar? Allah'ım, senin rızan için oruç tuttum olacak. Oruç tuttum. Sana inandım, sana güvendim, sana güvendim. Senin rızıkın ile orucumu Açtım şeklinde tamamlayacağız. Bakalım hangi seçenekte var? Oruç tuttum, sana güvendim olacak. Namaz kıldım. Hayır. Oruç tuttum, sana güvendim. Evet, doğru cevap. B seçeneği arkadaşlar. Oruç tuttum, sana güvendim şeklinde tamamlanacak. 3. Oruç tutan bir kimsenin akşam ezanının okunmasıyla birlikte yemeğe başlamasına ne denir? İftar, imsak, sahur, teravih. Evet. Biz ne deriz arkadaşlar? Sahur sabah oruç başlama saatidir biliyorsunuz. Kalkarız sabaha karşı son yemeğimiz yeriz. Akşam neye kadar? İftar saatine kadar yani orucu açtığımız saate kadar. O halde cevabımız ne olacak? İftar olacak sevgili gençler. Dört aşağıdakilerden hangisi? Ramazan ayında yapılmaz diyor. Hangisi? Oruç tutmak tabii ki yapılır. Fitre vermek, evet fitre verilir. Hacca gitmek, ha hacca Ramazan ayında mı gidilir? Bakalım bir soru işareti koyalım. Teravih namazı kılmak, evet arkadaşlar iftarımızı açtıktan sonra teravih namazına gideriz. O halde hangisi kaldı? Hacca gitmek olacak, kurban bayramında gidilir biliyorsunuz. Geçelim beşinci soruya. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Allah yaptığımız her şeyi bilir, evet doğru. Allah her şeyin yaratıcısıdır. Evet. Evrendeki varlıklar tesadüfen oluşmuştur. Hayır arkadaşlar tesadüfen değil. Allah'ın isteği üzerine oluşmuştur. Tesadüf diye bir şey yoktur. Allah'ın her şeye gücü yeter. Evet. Hangisi yanlıştır? C seçeneği yanlıştır. Hiçbir şey tesadüfen meydana gelmemiştir. Geçelim 6. sorumuza sevgili gençler. Bu ayette verilmek istenen ana mesaj nedir diyor. Ayet'i okuyalım hemen. Eğer yerde ve gökte Allah'tan başka ilahlar olsaydı, ikisinin de düzeni bozulurdu diyor Enbiya 22. ayet. Bu nedir arkadaşlar? Evrenin kendiliğinden var olmadığı, Allah'tan başka ilah olmadığı, Allah'ın dualarımızı işittiği, Allah'ın her şeyi bildiği. Burada tabii ki doğru cevabımız B seçeneği. Allah'tan başka ilah olmadığı ne diyor? Allah'tan başka ilahlar olsaydı diyor çünkü her şey karma karışık olurdu. Doğru cevap B seçeneği. Yedinci soru, dua ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Evet, dua ile ilgili dört tane bilgi verilmiş. Dua Allah'tan istemekte, istekte bulunmaktır. Evet doğru. Sevinçleri, üzüntüleri Allah ile paylaşmak kesinlikle doğru. Allah'ın verdiği nimetlere şükretmektir. Tabii ki doğru. Dua sadece namazlardan sonra edilir. Hayır arkadaşlar. Her yerde edilir. Sadece namazlardan sonra değil. Bu yanlış bir bilgidir. Geçelim 8. sorumuza. Allah'ın kesin ve açık bir şekilde yapılmasını emrettiği iş ve davranışlara ne denir? Evet kesin emrettiği iş ve davranışlar vacip mi, farz mı, sünnet mi, nafile mi? Tabii ki biz bunlara zorunlu olan şeyler deriz. Zorunlu nedir arkadaşlar? Farz. Zorunlu olan yapılması mecburi olan davranışlara farz denir sevgili gençler. <laughs> evet çok iyi gidiyoruz. Siz de umarım full gidiyorsunuzdur arkadaşlar. Yanlış yaptığımız bir soru olursa yorum kısmında yorumlarınızı bekliyoruz. Dokuzuncu sorumuz. Aşağıdakilerden yani aşağıda verilmiş olan bilgilerden hangisi doğru değildir? Yanlış olan bilgiyi bulunuz diyor. Oruç tutulurken gün boyunca yenmez, içilmez. Evet, bu doğru arkadaşlar. Oruç nimetlerin kıymetini öğretir. Kesinlikle yokluğu bize bildirir çünkü. <laughs> Özür diliyorum. C. Oruç sadece Ramazan ayında tutulur. Hmm, soru işareti. Oruç imsaktan Akşam namaz vaktine kadar tutulur. Evet sabah imsak akşam namaz vaktine kadar tutulur. Bu da doğru. O halde burada hatalı olan hangi bilgi? Oruç sadece Ramazan ayında tabii ki tutulmuş. 3 aylar var değil mi arkadaşlar? 3 aylar da oruç tutulur. Ya da mesela Hazreti Muhammed her ayın her haftasının en az 2-3 günü oruç tutarmış. Yani oruç her zaman tutulabilir. Çünkü nefis kontrolüdür oruç. 10. Peygamberimizin söz, davranış ve sahabelerin yapmış olduğu olumlu davranışları onaylamasına nokta nokta denir. Ne denirdi arkadaşlar? Müstehap mı, farz mı, sünnet mi, ibadet mi? Evet, sahabelerin yapmış olduğu olumlu davranışları onaylamasına arkadaşlar söz ve davranışların onaylanmasına ne denir? Sünnet denir. O halde cevabımız ne olacak? C seçeneği olacak. 11. soru aşağıdakilerden hangisi Mimar Sinan'ın yaptığı camilerdendir? A camilerimizden birisi soruyor. Hangisi Mimar Sinan'ın yaptığı bir camidir diyor arkadaşlar. 11. soru Alaaddin Cami elbette ki çok daha önce yapılmıştır. Sultan Ahmet Camii, Ortaköy Camii. Evet burada Sultan Ahmet Camii ve Selimiye Camii kaldı. Sizce hangisi Mimar Sinan'ındır arkadaşlar? Tabii ki Selimiye Camii. Mimar Sinan'ın harika bir şah eseridir. Doğru cevap B. Selimiye Camii olacak sevgili gençler. 12. soruya mı geldik? Evet 12. soru. Aşağıdakilerden hangisi Kadir Gecesi ile ilgili olarak yanlış bir bilgidir diyor. Hangisi Kadir Gecesi ile ilgili söylenemez? Bakalım hangisi yanlışmış sevgili gençler? Kur'an-ı Kerim'in Kadir Gecesi indirilmiştir. Evet, indirilmeye başlandığı gece indirilmiştir. Yanlıştır arkadaşlar, indirilmeye başlanmıştır. Sanki burada Kur'an-ı Kerim birdenbire indirilmiş gibi söyleniyor. Hayır, indirilmeye başlanmış ilk ayet. Alak suresinin ilk ayetleri inmiştir. Bu doğru. Hz. Muhammed Kadir gecesi doğmuştur. Aa bu doğru mu arkadaşlar? Soru işareti. Müslümanlar Kadir gecesine çok önem verirler. Doğru. Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Elbette ki doğru. O halde... Yanlış olan Hz. Muhammed'in Kadir Gecesi doğduğu bilgisidir arkadaşlar. Doğru cevap B. Geçelim 13. sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi caminin iç bölümü değildir? Minare, kubbe, minber, şadırvan. Evet, caminin iç bölümü olmayan hangisidir arkadaşlar? Elbette ki nedir? Şadırvan. Dışarıdadır değil mi arkadaşlar? Şadırvan abdest alınan yerdir. Geçiyoruz 14. sorumuza. İslam dininde temizliğe ve sadakaya verilen önem dolayısıyla ortaya çıkan mimari yapılar aşağıdakilerden hangisidir? Evet. Sadaka ve temizliğe verilen önemden dolayı ortaya çıkan mimari yapıları soruyor sevgili gençler. Hangisi bunlardan dolayı ortaya çıkmış olabilir? Köprü medrese mi? Cami imarethane mi? Çeşme şadırvan mı? Türbe şifane mi? Evet. Ne diyor? Temizlik ve sadakaya verilen önemden Dolayı diyor arkadaşlar. Cami, imarethane olabilir mi? Temizlik ve sadaka. Türbe, şifahane, temizlik ve sadaka. Hayır, şifahane sağlık. Köprü medrese eğitim, ulaşım. Cami, imarethane. Yemek, cami nedir arkadaşlar? İbadet. O halde geriye ne kalıyor? Çeşme ve şadırvan kalıyor, değil mi? Doğru cevap C seçeneği olacak 14. soruda. 15. sorumuza gelelim. Hazreti Süleyman ile ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır diyor. Hazreti Süleyman'dan ilgili bilgileri hemen okumaya başlayalım. Kendisine kuşlarla, karıncalarla konuşma yeteneği verilmiştir. Evet arkadaşlar, konuşur Hazreti Süleyman. Karıncalarla mesela sohbetleri vardır. B. Rüzgarın emrine verildiği peygamberdir. Doğru mu sevgili gençler? Rüzgar Hazreti Süleyman'ın emriyle mi yön değiştirir, hareket eder? Evet doğru. Başına gelen hastalığı sebebiyle tanınan peygamberdir. Hastalığı sebebiyle mi tanındı Hazreti Süleyman? Soru işareti koyuyoruz. Atlar ona sevdirilmiş ve o da bizzat atlarla ilgilenmiştir. Evet doğru cevap. C seçeneği olacak. Doğru cevap arkadaşlar. Bu, bu sorular mutlaka not edin. Seçenekleri not edin. Defalarca izleyebilirsiniz videomuzu. Çünkü karşınıza çıkacak yeni sorulardır arkadaşlar bunlar. 16. sorumuz. Edebiyatımızda dinin izlerini taşıyan eser ve yazar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır diyor. Ha, eşleştirme yapılmıştır. Bize yanlış olan soruluyor. Hemen yanlış olanı bulalım o halde. Mevlama Mesnevi Doğru mu arkadaşlar? Evet, bu doğru. Eledik. Yunus Emre'nin Divanı kesinlikle doğru. Süleyman Çelebi Mevlid kime aittir? Süleyman Çelebi'ye aittir. Yunus Emre Mesnevi. Aa, Yunus Emre Mevlana'ya ait. O halde hatalı olan D seçeneğidir arkadaşlar. Yunus Emre Mesnevi eşleştirmesi hatalıdır. 17. soru aşağıdakilerden hangisi? İslam dininin mimarimizdeki etkilerinden Değildir, evet. İslam'ın mimarimizdeki etkisi hangisi değildir? Bayram ziyaretlerini yapmak, hmm. mimari ve bayram ziyaretlerinin mimariyle alakası var mı arkadaşlar? Bir soru işareti koyalım. Yeni doğan bebeğin kulağına ezan okumak, İslam dininin mimarimizdeki etkilerinden biridir. Bu da olma. Eksi koyalım arkadaşlar. Boş verin. Ya hiç soru işareti koyup kafanızı bulandırmayalım. Aşure pişirip herkese dağıtmak mimariyle alakalı bir şey midir? Hayır. Cemaatle namaz için büyük camiler yapmak. Aa ne diyor? Büyük camiler. Burada neyin etkisi vardır arkadaşlar? Cemaatle birlikte namaz için büyük camiler. Yani bu din işidir. Bu ise mimaridir. O halde D seçeneği İslam dininin mimarimizdeki etkisidir sevgili gençler. Geçelim 18. soruya. Son 3 sorumuz. Yukarıdaki cümlede yer alan boşluğa aşağıdaki kelimelerden hangisi yazılmalıdır diyor arkadaşlar? Bakalım. Namaz, sevap, günah, ahiret, tesbih gibi kelimeler İslam dininin etkisiyle dilimize yerleşmiş dini kelimelerdir. Dilimize yerleşmiş Tabii ki doğru cevap B olacak. Çok basit bir soru. 19. soruya geldik sevgili gençler. Müslümanların bayram ve cuma namazlarına çağırmak, kandilleri duyurmak veya bazı yerlerde cenaze için kullanılacak. Aa, arkadaşlar şurada cevap aslında. Cenaze için kullanılacak namazı dost, akraba, komşulara haber vermek amacıyla okunan salatü selama ne denir? Tabii ki sala diyoruz sevgili gençler buna. O saladır. Geçelim 20. sorumuza. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır diyor. Fars kendisi kesinlikle yapılması gereken şeylerdir. Evet bu doğru. Vacip kesinlikle yapılmaması gereken şeylerdir. Bu doğru olabilir mi? Hayır. Sünnet Hazreti Peygamberin yaptığı ibadetler. Doğru. Müstahap yapılması güzel olan davranışlar. Doğru. Evet sevgili gençler o halde doğru cevap B seçeneği. Evet, sınavımız burada bitti. Bir sonraki sınavda buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın. Başarıyla kalın sevgili gençler. Abone olmayı unutmayın.